belli değil. Peki öyle bir şey olduğundan bahsedebilecek miyiz? Öyle bir şeyin varlığından bahsedebilecek. O zaman hemen bahsedeyim programın başında. Olur, tamam. Bu menajerler olmasa ne olurdu halimiz? Hiç düşündünüz mü? Bilmem. Ne kolay mı olurdu, daha mı zordu? Bilemedim ki vallahi. Her şeye karışmıyorlar mı? Bazen de ihtiyaç oluyor ama. İşte mesela öbür taraf bir şey söylüyor, biz onu bilmiyoruz. Bir de onlarla uğraşmak da kolay değil. Hani hangisini bileceksin, hangisini. Ben sadece mesleğimi yapmak daha iyi geliyor bana aslında. Değil çok mi? Yardımcı oluyorlar yani. Tabii tabii. Ama yani maksat benimki gömme yani. Hani öyle başlamışken arada da bir gömeyim dedim yani. Yoksa onlar olmadan çok zor. Ne başlıyor şimdi, ne oluyor? Ne başlıyor? Şimdi bir kere ATV ekranlarında Kimse Bilmez dizisi 26. bölümü itibariyle ben orada görevimi tamamlamış oluyorum. Sonra da TV8'de yepyeni bir dizi başlıyor. Ocak ayında yayınlanacak. Biz çekimlerine başladık. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Neydi o, sezon ortası düğün olmaz mı? İki, İki bayram arası. İki bayram arası. İki bayram arası sezon ortası düğün olmaz mı? Bayağı ne güzel, havalı ama çok hoş. Evet, aynen. Ay vallahi çok çok açık olsun, yolda açık olsun i̇nşallah, değil mi? İnşallah. Nasıl gidiyor can, annelik? Vallahi hızlı bir hayat başladı bizim için. Yani şu ana kadar meğersem cicim aylarıymış. Can ayaklanmaya başladı, yürüyor ve evin içinde bir yürüyen tehlike geziyor. Sürekli peşindeyiz. Ama tabii ki tarif edemem yani, evet, cicim ayları dedim hani, çünkü daha hani kundakta işte daha anlamıyordu, kucaktan kucağa geziyordu. Şimdi öyle değil, şimdi bayağı bizim gibi her şeyi anlayan, her şeye tepki veren, isteklerini istediği anda belli eden bir çocuk var karşımızda. Ve yani son derece yetişkin bir insan gibi davranılmasını istiyor yani. Bizi de kendimize getirdi, her an bir şey öğreniyoruz ondan. Çok mutluyuz. O ayrı bir şey tabii ki. Yani çok başka bir dünya. Her gün yeni bir şey. Can'la nasıl beraber. Nasıl istiyor bunu? Yani bana yetişkin gibi davranırı nasıl ifade ediyor? İnsanın ruhunda var bence o. Yani daha doğar doğmaz, doğduğu andan itibaren. Yani Can da öyle. Bütün bebekler bence öyle. Ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Ve bunu ifade etmek için işte onlar bizim gibi konuşmak yerine ağlamak ya da ses çıkartmak, hı-hı, eylemini gerçekleştiriyorlar. Ve anlatıyorlar da yani. Biz artık bayağı onu anlıyoruz. Onu istemiyor. Şu anda uyumak istemiyor. Hayır, şu anda yemek istemiyor. Şu anda dışarı çıkmak istiyor. Bayağı hani böyle bir artık şey de başladı. Tam bir iletişim, hı-hı, başladı aramızda. Konuşmasak da anlaşıyoruz yani. Dolayısıyla insanın doğasında var bence. İnsan istediğini her zaman, her yerde bir şekilde dile getiriyor. Hani Beyza Hanım'ın çocukluğuna biraz bakınca öğrendiğimiz kadarıyla tamam, o birazcık istediğini almış da, hmm, siz de öyle miydiniz? Doğuştan itibaren ne istediğini bilen biri miydiniz? Doğuştan itibaren bilmiyorum ama mesleki o açıdan baktığımda, hmm, hani evet, artık daha hani ergenliğe girmeden galiba bu mesleği, hmm, istiyordum ve bu mesleği yapmak üzerine aileme doneler vermeye başlamıştım. O anlamda da evet, istediğini bilen bir adam oldum her zaman. Ama çocukken bilmiyorum, anneme sormak lazım. Yani öz biliyor belki de yani, en başından itibaren yani. O egoyla geliyor yani, bana böyle öyledir, davran, herhalde, bana şunu yap, bana tabii, bunu tabii yap. Her dediğini yaptırıyormuş değil mi evde? Öyle bir bilgi mi geldi? Öyle bir bilgi geldi. Şu anda bana gökten bir bilgi geldi. Her evet, yani çok net bir şekilde istediklerimi söyleyen bir çocukmuşum, o doğru. Yani annem onu yani senin bir şey isteyip ve üstünden atlamamız mı mümkün değil falan der. Ama ben sonradan, benden 10 yaş küçük bir erkek kardeşim var benim. Mesela onu evde hani tanık olduğumda, onun büyüme sürecine falan. Aa yo, beni hiç de öyle değil. Hani o çok daha ne isterse oluyor gibi şahit olmuştum. Hani hangisinin doğru olduğunu bilmiyorum. O çocuk aklımda mı öyle düşünüyordum? Yoksa hani ikinci bir çocuk eve geldi, her şeyi daha mı iyi kıyaslıyordum, onu bilmiyorum. Ama ne istediğini hep çok iyi bilen bir çocuktum. İstediklerimi yaptırmak konusunda... Hani doğru yolu bulmak anlamında kardeşim çok daha başarılıdır yani. O doğru nabza göre şerbeti çok iyi bilir evde. Ben biraz daha şey, duygusal tarafta olanım yani ev içerisinde. O yüzden öyle, belki öyle bir bilgi gelmiştir. Ya aslında hayat burada kilitli değil mi? Tabii. Ama kesinlikle, bunu mesela benim gibi salaklar 50 yaşından sonra anlıyor da. Aslında hayat burada kilitli. Ne istediğiniz değil, onu nasıl yaptırdın? Yani o yöntem çok önemli. Kesinlikle o mesele. Bunu ne zaman anladınız? Vallahi bilmiyorum ama benim kardeşim gerçekten 14-15 yaşından beri bunu yapabiliyor. Ya işte bu, işte bu kardeş hayatı keşfetmiş. Ve şunu söyleyebilirim. Ben ondan çok şey hala öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü onun yolu daha doğru bir yol. Ben kendimi daha eskitiyorum. Böyle duygusal olarak, yıpratarak. Evet. O çok net. Böyle böyle. Duygusal, ay öyle mi böyle mi, yok. Net bir şey var ve onun peşinden gitmek var. Bunu istiyorum. Bitti. Ama ben istiyorum yapıyor? Ama acaba annem de istiyor mu? Ya da acaba karşımdaki de istiyor mu? Ben bunu istersem o bundan mutlu olacak mı? Şeyi var bende ya. O çok yorucu bir şey. Biraz galiba orada bir erkek kadın ayrımı da var yani. Belki.
Erkek, ya da ilk erkek çocuk. Çocuk olarak. Belki ilk çocuk. İlk çocuk, ikinci çocuk. Aile kesinlikle kasıyor o. Ya ilk çocukta. Olabilir, olabilir. Yani bizde de biraz bir... öyleydi tabii. Abim üzerinde çok ciddi baskılar, çok ciddi belki annemle babam ebeveyn olarak kendilerini belli bir yerde konumlamak ve iyi bir çocuk yetiştirmek üzerine belki çok yoğunlaşmış olabilirler abime. Ben çok daha rahat bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Doğrudur. İlk çocuk, ikinci çocuk şey olabilir. Böyle bir şey var. Ben inanıyorum. Bunları konuşup konuşup acaba biz hani Can'la nasıl davranıyoruz çok merak ediyorum. Ya i̇kinci çocuklar sözü meclisten dışarı hayta oluyorlar genelde. Kesinlikle öyle oluyorlar. Bayağı hayta oluyorlar. Ama dünya umurlarında olmuş. Bütün ikinci çocuklar adına size teşekkür ediyorum. Haytalık ben de işlerin gücü adına diye burada. Yaşatın haytalık. Yani... ama şu benim merak ettiğim şuydu. Yani bunu istediğinde tamam çok net. Kimseyi de düşünme ben bunu istiyorum diye yürüyor ama bunu yaptırırken ki hali tavrı. Mesela ben höt hötümdür ve hep böyle kafa üstü düştüm. Hani o höt höt olma değil de böyle akıllıca, evet. Tatlılıkla. Çok işte önemli. Bunu evet. Mu nabza yapıyor? Nabza göre şerbet dediğim bunu o. Yapıyor? Onu yapıyor. Evet. Çok güzel yapıyor. Yani bir şekilde oradan konuyu oraya getirir. Yani çok tatlı bir şekilde var. Erkek kardeşinizi konuştuğumuza inanamıyorum. Programa sizi çağırdı. Ama konuşulacak bir adam yani. Gerçekten öyle. Benim hayatımda da önemli bir yeri var demek ki. Oturur oturmaz onu anlamıyorum. Nasıl yapıyor? Bir örnek ver. Ben kendimle ilgili aslında bir şey üzerinden söyledim. Yani ben şimdi tabii ki bunu öğrendim ve uyguluyorum. Daha net olmaya, daha çabuk karar vermeye çalışıyorum ama hani geçmişte bunu yapabilmemle ilgili örnek verdim. Ama bence bunu yapan insanların hayatta daha rahat yaşadıklarına inanıyorum. Hani genelleyecek olursak. Aynı fikir. Yanlış mıyım? Kararsızlık çok ve arada doğru. Kalmak her zaman çok daha yorucu. Yani belki kadın erkek olmakla da ilgili bir şey olabilir. Biraz şey, hem karşı tarafı yoruyor hem sizi çok yoruyor. Yalnız bu programı burada kessek diyorum Ceyhun. Ben daha fazla bakamayacağım onlara. Yani tamam konuğumuz başımız üstünde yerleri var da. Gelsene. Gel Hazal gel. Ben burada tek kaldım gel. Şimdi Hazal şöyle yapacaksın gel gülüm gel. Yanıma. Şimdi ben konuşurken sen bana büyük bir aşkla bakacaksın tamam mı? Hiç gözünü ayırmadan böyle çok güzel ama bak Engin Bey'in baktığı gibi ya da Beyza Hanım'ın Engin Bey'e baktığı gibi. Sonra sen konuşurken ben sana böyle bakacağım tamam. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Nasıl güzel bakıyorsun? Allah nazarlardan saklasın. İnanmam nazara bu arada ama yani ne bu ya? Çok özel bir şeyim. Bu bambaşka ya bir şey yani. Hiç bitmesin. Amin. İsteyen herkesin başına. Ne oluyor ya? Bir dakika. İşte hep sorulur ya ne oldu bana bir şey diye. Bizde de galiba öyle bir şey oldu. Ne olduğunu biz de herhalde cümlelere, kelimelere aktaramıyoruz. Değil. Ama iyi ki oldu yani ne olduysa. Ve şimdi de hani bambaşka bir yere evrildi. O evrildikçe güzelleşti. Aşkın üstüne bambaşka şeyler geldi. Sevgi geldi, saygı geldi. Sadakat ve birbirini anlama geldi. Hani çocukla beraber bambaşka bir güç geldi. Anne tarafına özellikle bambaşka bir şey geldi. Yani bu inanılmaz bir şey. Biz erkeklerin bence herhalde hanımlarımız üzerinde yani çocuk doğduktan sonraki şeyimiz bambaşka oluyor. Çünkü yani o nasıl bir şey yani o 9 ay 15 gün o nasıl bir güç sonra onu doğurmak o gün nasıl bir gün sonra işte ondan sonraki ilk o 40 gün nasıl bir 40 gün ve sonraki devam eden süreçteki o annelik duygusu nasıl bir şey mükemmel bir şey işte onu gördükçe de birbirimize galiba hayatı paylaştıkça hayatı daha hep pozitif paylaştıkça bambaşka bir yere evrildi. İyi ki de güzel oldu. Çok güzel oldu. Hayat herkese bunu veriyor. Çok kişiye bunu veriyor. Umarım isteyen herkese verir de veriyor. Ama bunun nasıl yaşayacağının formülü evet, sizde. Yani bağırış çağırış şey anlamda söylüyorum. Hani çocuk için zaten stresli bir ortam tabii var. Ki, kolay değil. En büyük sınav bence. Sınav evet tabii, çocuk. Tabii. Yani, çok yani uykusuz geceler, şey yorgunluklar. Hem fiziksel hem ruhsal. Evet. Ruhsal olarak yorgunluklar. Ya, kolay ama... bir şey değilmiş. Yani. Evet. İlk 40 günü mesela garip bir duygusal hatırlıyorum ben. Evet. Yani belki Şengin'i çok daha farklı hatırlıyordur. Yok yani. Ya şöyle farklı hatırlıyordur. Çok doğal bir süreçti yani. Hani doktorlarımızın da bize duygusal açıkladığı. Duygusal yani, filan biraz. Hani 9 ayda yer değiştiren organların 40 günde geri gelmesini düşün dedi bana doktorumuz ve dedi ki yani biraz dedim ki zaten saygım sonsuz yani ne olacaksa ben her koşulda yanındayım. Öyle olmaya da çalıştım. Ne kadar tatlı olursanız olun bir de hormonal etkiler tabii var. Ki. Onların üstesinden gelmek işte yine tatlılıkla hani Engin
diye çığlık atmayıp da işte tatlım hani bilmem ne falan. Şey gibi duygusallık gibi benimkisi. Ama işte çok şey, çok acayip bir şey bu. Ya bunu da yönetebilmek mi? Evet, bir de bende şöyle bir şey oldu. Ben çok rahat bir hamilelik geçirdim. Ne öyle ilk 3 ay duygusallığı, mide bulan böyle şeyler yaşamadım. Gerçekten 8. ayda çok sevdiğim bir arkadaşımın doğum gününde tepinerek dans ediyordum. Evet. Allah aşkına dur kapıda ambulans yok falan demişlerdi. O yüzden ben hani 40 günü de böyle bir şey saymadım herhalde. O yüzden bana 40 gün farklı geldi. Hani zannettim ki aynı hamileliğimde olduğu gibi devam edecek her şey. Öyle olmadı. Tabii fiziksel ağrılar da var. Çocuk var. Hep sana ihtiyacı olan biri var. Yetebiliyor muyum kaygısı var. İlk kez tabii. İyi mi? Bilememek iyi var. Evet, evet, bilememek. Başarılı çok olabilecek var. Yani en bence korkutucu olan o bilememek. Yani neyi ne kadar... ne kadar doğru yaptığınızı doğru bilememek. Yani annemi mesela yanımda gördükçe bile hep birisine ihtiyacım varmış duygusu. Ben aslında şu an birine muhtacım ve yardıma ihtiyacım var duygusu da insanı duygusal yapıyor. Öyle bir şey demiştim yani. Bence herkes evine gitsin, sen hani Engin kalsın, Can ve ben. Hani normalde Loos evi bilirsiniz yani anneanneler, babaanneler. Biz bayağı üçümüzdük. Hani ben o kadar kimseyi görmek istemedim ki. O yüzden hani öyle rahat atlattık açıkçası. Yardıma ihtiyacım olduğu zaman hep söylüyordum herkese. Yanımızdaydı her zaman. Ama hani öyle bir şeyim olmadı. Duygusal tarafım olmadı yani. Ya Ceyhun çok kıskandı yönetmenimiz. Neden? Diyor ki yani aşklarını saygıyla karşılarım ama diyor Engin Bey diyor sürekli diyor Beyza Hanım'ın karesinin resminin içinde diyor. Ay pardon Ceyhun özür diliyorum abi. Şimdi omzu var Ceyhun. Tamam, Ceyhun niye kıskanıyorsun? Bence güzel bir inadına, resim bence. İnadına yapın. Bence resmi tamamlıyor. Bence de. Öbür türlü yarım kalıyor. Bak resim. Aynı kare şey yapıyorum. Ben onun için yapıyorum. Only you. Bence inadına yapın, inadına tamam, yapın. Peki, Ceyhun daha çünkü abi sevgilisine evlenme teklif edemedi. Aa. Edemedi. Ettiği ben... zaman fırtına koptu. Bir tane bir şey ayarlamıştı. Şimdi tekrar yeni bir şey bulamadı diye yaratıcı bir fikir. Duruyoruz ama hep beraber. Ama bence bıkmadan, usanmadan 8 devam. Aydır bekliyoruz ya. Büyük organizasyonlara hiç gerek yok. Daha minimal. Ben de diyorum ama baş başa. Bu gençler dinlemiyorlar ya. Ne yapacağız? Ama şimdi çok acayip bir furya var. Konserlerde, işte etkinliklerde falan evlilik teklifleri var yani. Neler gördük biz. Değil mi? Yani şey var orada böyle farklılık yaratmak için yapmak değil de içinden geldiği zaman istediğin gibi yapmak. Bence daha sihirli olan taraf o. De gerekiyor mu teklif meklif? Yani hayır şey yani, illa bu böyle tiyatrolar şey yapmak gerekiyor mu bütün? Yani hani çok büyütmek Beyza'nın dediği gibi gerekmiyor ama. Hani büyük bir prodüksiyona teklif ihtiyaç yok bence. Hani hissiyatı söylemek, paylaşmak, sormak ayrı bir eylem ama. Kız evi naz evi midir? Trip yapmak gerekir mi? Ya yanlış bir işte eskilerin söylediği güzel şeyi bugün başka türlü kullanıyor sanırım hemcinslerimiz bazen. Tabii ki yani güzel bir cümleymiş kız evi naz evi ama hani fazla naz da aşık usandırır. Hiç kimsenin bence kotasını fazla zorlamamak lazım. Ben buna çok inanırım. Yani karşınızdaki erkek aman canım ben naz yapacağım tabii ki ağırdan alan taraf olacağım düşüncesi bana çok şey geliyor. Hani eşitlik eşitlik diyoruz ama o tarafa da eşitlik o zaman aynı şartları karşı tarafa da sağlamak lazım. Hani öyle bir feministlik yapamayacağım şu anda. Peki böyle bu kadar güzel gülen bu kadar güzel bakan bir hanımefendiyle gözleri ışıl ışıl da ben de olsam sizin yerinize böyle girerdim o karelere. Çok haklı değil miyim? Şanslısınız. Şanslıyım haklıyım bütün bu konularda. Her gün şükrediyorum. Her gün yataktan öyle kalkıyorum. İşime giderken. Coşkulu. Evet evime dönerken büyük bir coşkuyla dönüyorum. Hele şimdi mükemmel bir tane de oğlan var evde. Aa, yani. Hep böyle güler misiniz? Genelde evet hep pozitif bir tarafım vardır. Biraz böyle durgun oldum. Senin neyin var derler. Öyle bir şeydi hani o da iyi bir şey değil. Yani şöyle bir normal durmaya hakkınız yok. Hemen bir şeyin mi var senin filan. Hep böyle pozitif olunca sanki öyle bir beklenti doğuruyor galiba değil karşı mi? Sürekli bir gülmek zorundaymış gibi insan. Yani ben şeyi seviyorum pozitif hani şey polyanacılık gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama hani her şeye güzel ve iyi tarafından bakmak aslında yaşamın hani güzel bir şey olması anın kıymetini bilmek kısmında şeyim yani öyle yaşamayı seviyorum. Desturum bu biraz hayata dair. Nasıl yapacağız peki onu? Yani o bizi kötü düşüren ve bence negatife çeken her şeyden uzak durarak bence ilk şey bu. Her şeyin bir sebebi var bence hayatta. Yaşadığımız kötü şeylerin de bir sebebi var. Bence umudumuzu kaybetmeyeceğiz, ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Çünkü o başımıza gelen kötü şeylerin arkasından muhakkak iyi şeyler gelecek. Bazı şeyler sınav oluyor hayatta bize. O sınavları nasıl atlattığımızla ilgili bence mutluluğumuz. Eğer o sınavların içerisinde boğulursak hep geriye dönüp neden olmadı dediğimiz sürece galiba hiçbir zaman oradan o kaosun içinden çıkamıyoruz. Halbuki önümüzde belki çok daha mutlu, çok daha güzel, çok daha
nezih günlerimiz olacak. Onları umutla beklemek ve o günler için oturup çalışmak bence esasen insanı da iyi hissettirecek şeylerden bir tanesi. Burada da en önemli şey işte yaptığımız meslek, ailemiz ve ileriye dönük hayallerimiz. Gerek ailemizle ilgili gerek mesleğimizle ilgili ileriye dönük hayallerimiz bizi galiba güzelliklere götürecek diye düşünüyorum. Hayalleriniz neler? Meslekle ilgili. Of çok. Yani büyük benimkiler çok. Yani büyük olmalı diye düşünüyorum. Çünkü özür dilerim öyle atladım hemen ama bizim mesleğimizde bir kere emeklilik yok. Ay ben hani artık herhalde 50'mden sonra oyunculuk yapmam diyeceğim bir nokta yok. Tek isteğim var ki hani vücut sağlığım ve beden ve kafa sağlığım her zaman yerinde olsun ve bu mesleği icra etmeye devam edeyim. Ve hep daha iyi işler yapayım ve daha doğrusu kendimi daha ileriye, daha iyi projelerde, daha uluslararası projelerde önce kendime ispat edeyim. Sonra da beni takip eden, seven, takdir eden insanların da karşılığını verebileyim gibi bir şeyim var. Onun için de en büyük hayallerimden bir tanesi bu. Gerek tiyatro sahnesinde, gerek sinema filmlerinde ya da televizyonda neredeyse oyunculuk nerede nasıl yapılacaksa daha iyisini nasıl yaparımın hayali peşindeyim ben. Sizin efendim? Efendim sonsuz anlat bitmez. Ya benim hep vardı çocuktan beri ama hani bu meslekle ilgili söylemiyorum bunu. Yani hep bir şey için hayal kurmak çok güzel bir şeydir. Aslında çocuklukla başlayan bir şeydir. Şu an yaptığımız işte öyle. İnsan hayalleri olmadan zaten yaşayamaz ama bu meslekte uçsuz bucaksız yapmayı hayal ettiğiniz, onları hayata geçirmek için mücadele ettiğiniz şeylerin olması bence esas işte yaşam enerjisi bu. Biz aslında burada da Engin'le böyle bir şeyi yakaladığımızı düşünüyorum. Hep otururken de üretmek için kurduğumuz hayaller oldu. Şimdi çocuğumuzla ilgili, hayatımızla ilgili var. Tabii mesleki olarak çok daha geniş yelpaze. Orada çok daha özgür bir alandayız. Hayal ettiklerimizle ilgili. Umarım hepsini teker teker gerçekleştireceğiz. Hani böyle çok spesifik bir şekilde söyleyemiyorum şu an ama benim için hayal kurmak çok güzel bir şey. Yani en sevdiğim şeydir. Hayal kurunca zaten kuranlarda daha çok gerçekleşebiliyor. Bence öyle. Ben de çok hayal kuran biriyim. Oluyor yani. Evet, hani istemek. Başka türlü nasıl olacak ki? İstemeden, hayal kurmadan nasıl gerçekleşecek? Her şeyi bırakacak mıyız? Ay nasıl olursa olur artık mı diye yaşayacağız. Öyle yani biraz isteyeceğiz ki istediğimiz sürece istediğimiz şeyi elde edeceğiz. Ona doğru her sabah öyle kalkacağız. Bugün onun için ne yapabilirim? O istediğim şey için bugün ne yapabilirim diyeceğiz ki o zaman yani çok kolay değil. Peki kadına şiddet olsun, işte bu son haberler olsun. Yani memlekette yaşanan bir takım ahlak dışı bütün gelişmeleri düşündüğümüz zaman insanlıktan çıkaran. Burada sanatçılar olarak bireysel çaba mı önemli? Yoksa bir araya gelerek bir şey yapamıyoruz gibi de görünüyor bir taraftan. Ne yapmak gerekiyor? Yani bireysel anlamda da, grupsal, toplumsal anlamda da ne yapmak, nereden başlamak gerekiyor? Bununla ilgili ne bileyim oyun oynamak mı? Yani bir oyun sahneye koymak mı? Ya da başka bir şey yapmak mı? Kamu spotunda oynamak mı? Neye yarıyor onları? Bu arada kafam karışık ama. Yani nereden başlamak gerekiyor? Ya da yapabilirlikleriniz ne? Bence insanımızı eğitmekten başlıyor. Daha fazla eğitimden başlıyor. Daha kaliteli eğitimden başlıyor. Eğitimsiz bir toplumu tiyatroya götüremezsiniz. Eğitimsiz bir topluma kitap okutamazsınız. Eğitimsiz bir topluma ahlaki değerlerini öğretemeyebilirsiniz. Önce eğitmeniz gerekiyor. Çünkü insan dediğiniz varlık tamamen boş bir fanus gibi doğuyor. Ve siz ona ne kadar bir şeyler eklerseniz o daha büyüyor ve artık kendini bir yere konumlandırıyor. Eğitmediğiniz sürece maalesef ahlaki değerleri de ona veremiyorsunuz. Veremediğiniz zaman da işte böyle etrafımızda gördüğümüz yani akıl almaz olaylarla karşılaşıyoruz ve her gün daha çok canımız acıyor ve garip bir şekilde biz ne kadar hani toplumsal gerçeklik, efendim farkındalık cümleleriyle kamu spotlarının içerisinde ya da ne bileyim sosyal medyalarda ya da televizyon kanallarında bağırsak da ya da bu konuda hani devlet, televizyonlar bir sürü şey yapmış olsa da sonuç vermiyor. Gene oluyor. O zaman bir yerde bir durdurmak lazım bunu. Bunu durdurmanın en önemli yolu da eğitim. İnsanları eğiteceğiz. Önce yani hiç anlamadığım bir şey. Herkesin bir annesi var değil mi? Herkes annesi için belki hayatını ortaya koyabilir. Herkes.
karşındaki insan kadınsa bir erkek olarak onun da bir anne olduğunu, onun da bir çocuk olduğunu düşünemeyecek bir eğitimsizlikten bahsediyoruz işte. Yani dolayısıyla da bu noktayı bir an önce aşmamız lazım. Hemen aşmamız lazım. Ve bir an önce kesilmesi lazım bunun. Yoksa hani çok daha fazla cezalar verelim, onu getirelim, böyle yapalım, en kötüsünü yapalım. Hiçbir sonuç vermeyecek yani. Hiçbir sonuç vermeyecek. Önce eğiteceksiniz insanınızı, ahlaki değerlerini bir yere oturtacaksınız ki ondan sonra yavaş 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 her şey düzelecek zaten. Hadi bu sistemsel bir şey diyelim ki biz bireysel olarak işte çocuğunuzu eğitip hayatı hazırlamak anlamında. Bir erkek çünkü o da bir erkek olarak büyüyecek. Çünkü bir de o en küçük nokta evde de başlıyor bence aile içi eğitimden de. Yani evet Engin çok en temeli söyledi. Ondan bir adım sonrası evin içindeki aile eğitimi. Yani annenin babanın çocuğa sağladığı. Önce o. Evet toplumsal önce koşulları aktarması olsun. Yani insan ilişkisini öğretme şekli olsun. Yani bununla ilgili sayılabilecek aile içi durumla ilgili o kadar çok şey var ki. Yani o eğitimin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bak eğitimli bir anne babanın da yetiştireceği çocuk bambaşka oluyor. Yani bazen görüyorum bu toplu taşıma araçlarında ben seviyorum kullanıyorum da ya öyle ilginç davranılıyor ki çocuklarımıza öyle sert davranılıyor ki öyle garip bir şey var ya çocuk onlar çocuk öğrenecekler ve sen öyle davranırsan emin ol 5 sene sonra 10 sene sonra o da öyle davranacak. O da çocuğuna öyle davranacak. Böyle olacak evet. Ve bu kısır döngüyü durdurmamız lazım. Demin söylediğin örnek de yani fanus dedi ya aslında insan boş bir şey üzerine dolduruyoruz. Çünkü çocuklar en temiz tarafımız. Onları kirleten insanlar. Tabii. Onlar tertemiz geliyorlar dünyaya öğrenerek, duyarak, görerek kirleniyorlar. Ve ben küçük çocuklarla çalışıyorum. Eğitmenlik yapıyorum Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Çocuklarla çalışmanın en sevdiğim tarafı her şeyin en açık ve en temiz hali. O kadar saf ve içlerindeki duygularla sorular soruyorlar ve cevap bekliyorlar ki bazen başka bir soru geliyor ve onun ona ait olmadığını, aslında dışarıdan duyduğu bir soru olduğunu bile anlayabiliyorsunuz. Çünkü çocuk o kadar saf bir duyguyla yaklaşıyor. Dolayısıyla da kirlendiği şey dışarıdan gelen şeylerle kirleniyor ve belki de yanlışları da öyle öğreniyor. Bu dışarı doğru. En yakınımız oluyor en aslında. Evet yani en yakınımız. En acısı bu. O yüzden evin içindeki durumun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçenlerde uçaktan işte tam indik böyle 12-13 yaşında bir kız çocuğu annesi yanında herhalde midesi bulanmış tutmuş. Tam uçaktan iner inmez körüye yanaşmıştı. Körükle uçak arası yani hemen böyle çıktığı yerde kustu kız. Ay, o annenin bir bağırışı var. Yani bağırış, işte Allah senin belanı versin gerizekalı. İşte ben vertigo hastasıyım ve o kusmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilirim. Ya, o kadar acı bir şey ki yani. Bir de orada zaten o çok kötü bir şeydir o herkesin içinde. O kız belki tutamadı kendini çocuk daha. Ya şey oldum hani insan içinden şey işte anne ama o da tabii ki çocuğunu sevmez mi? Seviyordur. Ölmez mi onun için? Ölüyordur. Ama işte o ağzından çıkan aslında o çocuğu ne kadar değersiz hissettirip topluluk içinde bir uçak dolusu yolcu oradan geçerken için çok büyük ne bir kadar utanmıştır. Yani düşünmüyoruz. Çoğumuz düşünmüyoruz. Aynen. Yani o kadar basit ki kız kardeşim çok iyi bir anne bence. Annem de işte hırka giy bak Mira üşüyeceksin dedi. Kız kardeşime ben de ki anne koşullandırmıyoruz dedi. Hırka giymeyebilir ve üşümeyebilir. Yani giymediği zaman üşüyecek diye bir koşullandırma yapmıyoruz. Müthiş. Hayatta aklıma gelmemişti benim böyle bir şey. Evet. Şimdi bunun sonu da yok. Tabii. Konuda, yani mükemmel konuda olacağım diye bir şey yaşamasak da hani en iyisi. Elbet biz de insanız hata yapabiliriz ve çocuğumuz da buna şahit olabilir. Bundan bahsetmiyorum ama her şeyi temeli sevgi üzerine kurmak. Yani bizim Can'a yaptığımız en büyük şey bu. Ne yani hiçbir şeyi zorla iterek illa bunu yiyeceksin, uyuyacaksın. Hayır. Kucak yok. Bunlar bizim evimizde yok. Mutluluk üzerine kurulu. O nerede mutlu? Öyle. Ben disiplinsizlikten ya da hani çocuğu şımartmak eğilimden bahsetmiyorum ama temelde sevgi varsa, mutluluk varsa o çocuk için. Hani mesela bize soruyorlar. Can ne kadar cana yakın bir çocuk. Hani hemen kucağa geliyor. Herkese gülüyor. Aslında bizim yaptığımız tek bir şey var. O da onun mutlu olacağı bir şey üstüne kurmak her şeyi. Can bunda mutlu değil mi kucakta? İnebilir o zaman hemen yere gibi. Sadece bunu önemsiyoruz ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte deminki örnekte yani çocuğa kaygı da, korku da, direnç de, güç de anne babadan geliyor bence. Bazen Engin beni uyarır hani ani bir tepkide hani
Beyza aman hani, çünkü o tepki onun için önemli bir şey olabilir. Belki küçük bir şey oldu ama ben büyük bir tepki veriyorum insan olarak. Bir an evladım için endişeleniyorum. Ama hemen bana diyor ki aman hani düşür tepkiyi. Çünkü o onun için bir dakika büyük bir şey mi var acaba? Şu an korkacak bir şey mi var? Biz yüklüyoruz ona. Yani, o duyduğu evet. Biz yüklüyor. Biz yapıyoruz her şeyi. Yani hiçbir şey bilmiyor ki. Yani düştüğü zaman yani bize bakıyor hemen. Ne oldu şimdi diye. Ya bir şey yok oğlum hadi kalk bakalım dedim. Adam bir şey yok diyor devam ediyor. Ama o düştüğünde eyvah düştün ne yapacağız şimdi dersen. Kimse dışarıdaki insanlar yapabiliyor zaten. Böyle bir hemen tepki. Hemen ağlamaya başlıyor. Hemen yani. Ağlıyor. O zaman bu kendini de törpülemekle alakalı evet. Biraz. Tabii. İşte yani, onun için biz de öğreniyoruz. Ben o kadar çok şey öğreniyorum ki. Daha kaygılı bir tipim vardı. Şu an kendime inanamadığım bir tersi rahatlık. Olur genelde değil mi? Daha da çocuk olunca daha da kaygılı bir insan. Ben çok öğrendim yani. Biraz tabii Engin de bana o anlamda çok şey yaptı. Hani o görmesin ve o dikkat edelim ona diye. Şimdi bakıyorum geçen gün parkta düştü ve hani iki tane anne benimle bir dakika dedim hemen hani bir saniye hop kalkıyoruz Can dedim baktı bana ve kafasını tuttu acıdı Can'ı yani hemen kalktı. Ya yani o an verebileceğim bir tepki onun 5 dakika boyunca ağlamasına sebep tabii olabilirdi canım. Yani bir anda. Peki şunu soracağım yani tabii ki hiçbirimiz uzman değiliz ama merakımdan asla. Soruyorum bir pratisyene soruyorum bunu şu anda. Hiç haddimiz değil. O anda mesela başı acıdı ya Can'ı yandı. Orada hadi ha kalkalım deyip aslında o başının yanması, Can'ın yanması hikayesini yok saymak olmuyor mu bu? Yani çocukta şöyle de bir etkisi olabilir mi? Yok sayılmak. Ağlarken yok. Hani? Diyelim ki çocuk ağlıyor ve bir şeye tepki gösteriyor. Onu yok saymak, onu anlamamak için haklısınız ama ben hani evet acıdıysa gerekirse tutup öpmek, onu sevmek hemen kucağıma alıyorum zaten. Çünkü onu anlaması lazım. Ama hani büyütüp çok mu acıdı canın hay Allah bu işi bence onun tarafından büyütüyor. Çünkü çok daha şu an bir yaş öyle bir yaş ama 2,5 yaşında konuşmaya başladığında hani bunu çok canım acıdı yani bir şey yok hadi bakayım denirse belki böyle hissedebilir. Bir şeyden çünkü bahsetmiyoruz galiba kesinlikle onu da özellikle devamlı olarak konuşuyoruz. Ağladığı zaman da mesela çok sevimli oluyor. Ama o ağladığı zaman biz hiçbir zaman gülmüyoruz. Evet. Genelde gülebiliyor insan. Çok sevimli oluyor. Ama gülmüyoruz. Çünkü o ağlıyor ve onun duygusu önemli. Evet. Ve çünkü o noktada o da biz, yani bir şey üzülmüş olabilir. Canı acımış olabilir. Ve o üzüldüğü şey gerçekten o an yani olmaması gereken çok komik bir şey olabilir. Evet. Ama biz gülmüyoruz. Onun dünyasında ama ne kadar evet, bir şey ve işte o zaman iletişime geçiyoruz. Onun da duygularını de biraz önce dediğiniz gibi yok saymıyoruz hiçbir zaman. O kendi duygularını ifade edebilen bir çocuk oluyor. İşte o zaman da duygularını güven ilişkisi oluyor. Ki bu yapılan bir şeydir. İnsan olarak da başka bir noktaya yani gelmiş. Çocuk oluyor. Sinirlenir bir şeye ve tepki gösterir artık konuşmaya başladığında. Etraftakiler de çok gülüp onu bir daha yapmasını isterler mesela. Ben böyle çok şahit olmuşumdur. Evet. Ay bak kızdırırlar çocuğu. Kızdırırlar hani, kızsın aslında diye. Aslında düşünsenize bir şey çok sinirlenmişsiniz ve karşınıza birisi geçmiş ve kahkahalarla gülüyor. Çok sinir bozucu bir şey. Yani elinize geçen bir şey fırlatmak istersiniz. O kadar sinirlenen çocuk yapamıyor. Zaten çocukluk ne travmatik bir şey ya. Ay o bedenin içine hapsolmuş. Kimseye kendini ispat edemiyor. Yavrucaklar ya. Ben çok aslan, üzülüyorum gerçekten çocuklara. Gerçekten zor ya. Ya diş çıkartacak. O dişler dökülecek. Sonra bir daha çıkacak. Yine bu boy dönem hatırlamıyor uzayacak, yani. Bir şeyler ağrılar. Ay ne kadar zor çok iş zor yani. Büyümek ne kadar zor. Yani o bedende aslında öze yakın biliyor. Öze en yakın olduğumuz. Yani çok büyük bir lanet diyeceğim de kötü anlamda yani anlamayın ne olur. O anlamda değil ama hani hakikaten bir ceza vermek gerekse bir özü bir ruhu getirip bir çocuk bedeninde konuşamayan bir şey çıkan her şeyi yeniden öğrenmek zorunda bırakılan ve kendini unutması gereken başka bir hayata adapte olması gereken bir şeyin içine ne büyük bir sınav bu ya. Evet gerçekten öyle. Ve düşünün ki hayat sonra tekrar başa dönüyor ve aslında yaşlandığımızda gene oraya geri gidiyoruz. Gerektiğinde fiziksel olarak yaşadığımız şeylerle ve yani duygusal olarak, ruhsal olarak yaşadığımız şeylerle. Çok enteresan bir döngü aslında. İnsan çok kafa yorduğunda şey oluyor yani garip. Üzücü geliyor bana yani. Hani çocuk olma hali derler ya çocukluğuma dön. Hiç ben istemem hiç. Evet. Hiç. Ne çocukluğuma döneyim ne bir şey. Yok benim değil maksimum 17. Annem babam zorla bir yere götürür yani. Gitmek zorundasın. Hadi sıkıyorsa gitme. Tabii. Yani uykun gelir eve dönemezsin. Yok hiçbir onları şey. Onları bekle. Restoran sandalyeyle İsteğin var ama gücün yok. Ne acılar çekmişiz. İkinizin de çocukluğu anladığım kadar lütfen ahkam kesiyor falan nasıl, değilim. Ne olur düzeltin beni ama mutlu çocuklarmışsınız diye anladım değil mi? Evet. Tatmin duygusu olmuş. Belki de uyumlu. Şimdi ilişkilerde ya kaçan kovalanır diye bir şey gerçekten var bu topraklarda. Ya birine çok ilgi gösteriyorsunuz ve hani şey havaya giriyor diyelim ki en kaba halleriyle anlatıyorum. Bu sefer siz çekildiniz mi o sizin peşinizde koşuyor. Bunu bertaraf ederek
olduğu gibi olma halini nasıl kurulabiliyor? Yani siz sanki öyle değilmişsiniz gibi gördüm de. Sizin de var mıydı öyle küçük taktikler? Denge yok. Olduğunu düşünüyorum. Her şeyin bir dengesinin denge. Olması gerektiği gibi ilişkilerde de karşılıklı bir denge olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki beğenilmek, peşinden koşulması güzel duygular bunlar sonuç olarak. Hepimiz kendi içerimizde bir küçük egoyla da yaşıyoruz. Ne bileyim onun beni beğeniyor olması hoşuma gidecek tabii ki. Ama beni daha fazla beğensin diye daha çok kaçayım. Biraz daha beğensin daha çok kaçayım dediğin sürece karşı biraz önce ilk sohbetin başında hani fazla naz aşıklığı usandırır. Dolayısıyla da ama işte o şeyi de yapmamak lazım. İnsanların varoluşunun üstüne de kapaklanmamak lazım galiba. Daha çok evet yani sıkmamak, boğmamak da lazım. Hı-hı. İlişkileri onun için o dengede tutmak lazım. Yani biz mesela kendi coğrafyamızdaki erkekler olarak biraz ifade konusunda eksiyiz, noksanız. Sevdiğimizi zor söylüyoruz. Sevgimizi zor gösteriyoruz. Biraz daha amiyane tabirle bir maço bir şeyimiz var. Bazen de kadınlarımız da bu topraklarda bundan da hoşlanan bir şey de var. Ama bu da bir denge. Bu da ne kadar güzel kurulmuş bir denge. Kimi ailelerde de böyledir. Dolayısıyla bence çiftler arasında kurulacak olan dengedir o. Ama bazen de görüyoruz ki işte bir taraf o dengeyi şaşırttığı zaman ve o şeyi isteği fazlalaştırdığı zaman işte öbür taraf hemen kaçıveriyor o zaman. İşte o kaçan kovaların noktası da o oluyor. Halbuki bu kadar üstüne şey yapmasak, peşine koşmasak belki de olacak. Daha güzel noktaları yakalasak belki daha karşı tarafı daha böyle coşkusunu arttıracak şeyler yaşasak işte o zaman daha güzel duygular yaşayacağız diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani eğer karşılıklı daha hani tanımamakla ilgili bir durum yoksa hani ay aradım yanlış anladı ben üstüne düştüm o düştü gibi hani şeylerden bahsediyorum detaylar yoksa iki kişi arasında bu da hani yeni tanışmakla yeni bir araya gelmek ve tanımadığı için çekinmekle ilgili bir durumsa ayrı ama bilinçli yapılan bir şey varsa yani dur bakalım. Bir görelim durumuysa mevzu bahis. Onun hiçbir zaman gerçek olduğuna inanmıyorum ben. O teker bir yerde mutlaka patlar. Ben burada en büyük yani benim kendi hayatım ve Engin'le buluşmamla ilgili en büyük söyleyebileceğim şey samimiyet. Bütün taşları açık oynamak. Yani ben bunu hissediyorum. Şu an mutluyum, şu an mutsuzum, şu an çok üzgünüm, şu an çok korkuyorum. Gibi her şeyi açık söylemek ve karşı tarafında size aynı açıklıkta olduğunu bilmek. Beni en rahatlatan şey oydu. Engin'i de aynı şekilde. Dolayısıyla biz net. Engin bir şey söylediyse evet odur doğrusu. Hani aksine acaba böyle diyor ama böyle hissediyor mu gibi bir kaygı hiç yaşamadım. Evet sürprizlerle karşılaşmıyoruz. Yani sürprizi öyle yaşamak. Sen hiç böyle biri değildin. Bunlar evet. Böyle cümleler olmuyor dolayısıyla. Çünkü herkes neyse o olduğunu aynen Beyza'nın söylediği gibi ortaya önden söylüyor yani bak bu ben bunu bir de tüketim kısmı yani çağımız tüketim çağı ya her anlamda hani her şey için konuşuluyor ya bu bu aslında eski insanlara konuyu bağladığım tek taraf bu yani o saygının var olan şeyin tüketilmeden yaşaması kavramı hani çok böyle klişe gelecek ama gerçekten böyle bir şey var ve yaşanan her türlü negatif ve olumsuz şeyin üzerine iyi bir güne yani günü iyi batırmak eylemi yani benim rahmetli anneannemden duyduğum bir cümleydi ve yani ne demek diye hiç anlamazdım o zaman yani küskünlüklerin üzerine gün batırmayın diye ve ben bunu niyeyse hiç unutamadım bu cümleyi daha bunu söylediğinde belki de hani hiç bunun ilişkileri konuşamayacak bir yaştaydım ama şu an hayatımda çok önemli bir yerdedir. Engin'le biz bunu çok önemseriz. Bu şeyi yani ilkeyi. Evet. Çünkü öyledir. Yani bir şey yaşanabilir. Her şey çok mu diyor. Ay ne güzel dört dörtlük hiç yok. Kavga yok. Öyle bir şey yok. İki insanın olduğu yerde iletişimsizlik, kavga, tartışma, farklı düşünme mutlaka olur. Yani bunun aksini asla yani orada varsa öyle bir şey o da bir sağlıksızlıktır bence. Ama önemli olan hani halının altına süpürmeden çözerek ilerleyebilmek ve o günü kapattığında bir dakika bir hafta önce böyle bir şey yapmıştım bak şimdi ben de sana bunu yapıyorumu asla ve asla yaşamamak. Ya bizim aramızda kurduğumuz belki de birbirimize dair en önemli şey, en önemli saygı noktası bu. Bunu çok önemsiyoruz. Hani demin dediniz ya hani ikiniz de mutlu evlerde. Yani evet ikimiz de aslında birbirine aşık birer anne babanın i̇şte çocuğuymuşuz. Bunu evet. Görmemiz gibi ama saygınlık kısmını da çok önemsiyorum ben ailemde gördüğüm için. Bir şey olmayabilir, çok ters gelebilir ve tartışılabilir. Farklı da düşünülebilir. Birkaç saat insan kendine de gelemeyebilir. Ama sonunda kaybetmekten korkmayacakmışçasına değil de hep kaybetmekten korkacakmışçasına yaşamak bence o şeyi diri tutuyor diye düşünüyorum ben.
Yani onu önemsemek, karşıdakine saygı duymak. Çünkü hiç kimse şey değil. Nasılsa benim, o asla beni... Çok güzel bir bakış yakaladım. Tabii ki öyle. O yüzden hani ben bunu çok önemserdim. Bunu önemseyen bir adamla karşılaştırdı hayat beni. Bakmayacağım ya. Nereden çağırdık ya? Bir süredir de buluşamıyoruz. Nereden çağırdık ya? Ya, ya reji de ağlıyor şu anda. Herkes. Ama Ceyhun çok ayıp ya. O da diyor ki soluma dönüyorum Ece var. Sağıma dönüyorum bilmem kim var diyor. Yani diyor göremiyorum da onun sevgilisini şu anda göremiyorum da diyor. Bir türlü şu anda ağlıyor. Duygusal anlar yaşanıyor rejide. Evet yani bu saygıyı yitirmeden, daha önemli bir şey, tüketmeden, evet. Ama çok önemli bir şeyin altını çizdiniz. Orayı es geçmeyelim. Yani orası gitmesin hemen. Dediniz ki en başta, ben korkuyorum ya da mutsuz hissettim ya da şöyle hissettim. Şimdi bu başka bir şey. Bunu bu şekilde dile getirmek başka bir şey. Ya Engin ya sen ne biçim adamsın? Beni mutlu edemiyorsun. Sen de işte şöyle bir adamsın. İşte bilmem ne demek başka bir şey. Şimdi burada hissettiğinizden yola çıkarak bir iletişim kurmakla karşı tarafı suçlamak arasında aynı şeyi söylüyor olsanız dahi çok büyük bir fark var. Çok itici gelmez mi size öyle birisi dese? Ben asla kendime denmesini istemediğim bir şeyi karşımdakine asla söylemem. Çünkü karşıdakinin sizin yerinize koyup empati kurmasını sağlayabilmeniz için o duyguları o şekilde ifade edebilmeniz lazım bence. Ya ben insan ilişkilerinde de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hele de ikili insan ilişkisinde yani bir karı koca için çok önemli. Yani çok değerli bir şey. Bağlanıyor konu. Ne hissettiğimizi söylemeliyiz. Söylemekten her zaman suçlamadan. Her evet, ne düşüneceğini düşünmeden. Olmak, ben bunu hissediyorum. Gerçek olmak yani. O anda var olmak gerçekten. Bir şeylerin ne bileyim böyle mış gibi yapmamak. Halının altına dediği gibi süpürmemek. Bir gün zamanı gelir ben bunu sana. Çünkü çıkar. Gerek yok bunlara. İnsanız. Yani eğer öyle tutarsak öyle kötü bir yerde çıkar ki. Ve o kadar yaralayıcı olur ve sonra geri dönüşe her gün geçtikçe daha da zorlaşır ki ondan sonra artık o iplik söküyor gibi hani tutma gitti yani. Ama bu yapıyla da alakalı değil mi? Hani kinci olmamanızla da ilgili. Evet ama işte bunları toplayanlar var. Aslında zor karakterleriz. Ben mesela hep Engin'le bunu konuşuyorum. Ben de kendi özümde kolay bir kadın değilim bence. Kolay bir karakter değilim. Engin de öyle. İkimizin de damar yapabildiği inat tarafları var. Ama işte beraber törpülediğini hissettiğin anda... Birisi birisine inat yapmadığını gördüğün anda açık oynadığın zaman ha evet şu an bu aslında normalde ben buyum ama bak birlikte törpülüyoruz durumunu beraber öğrendik yani ilk biz de ilk birlikteliğimizde birbirimizi tanırken o süreci anlamıyorduk ve her şey çok daha yüksek ve şey yaşanabiliyordu o da bir törpüleme süreci ve o da bir tanıma anlama zamanı süreci ama bu tip saygısızlıkları hiçbir zaman yaşamadık ve izin vermedik yani bence en büyük ben hani asla ahkam kesem ama hani bana sorulduğu zaman söylemekten en keyif aldığım şey bu yani sadece bunu söyleyebilirim. Ama beraber dönüşmeye yatırım yapmak. Evet. Yani kentsel dönüşüm bu mu acaba? Değil. Bu olmalı. Hiç o değil. Bu olmalı ama kentsel dönüşüm. Evet ama kentsel. Tam da bu olmalı işte ilişkilerde. Yani kentsel dönüşüm. Eski yapıları yıkıp çarpık çırpık yapıları yıkıp gerçekten medeniyete doğru onu yenileyerek dönüştürmek evet, olmalı birlikte, ilişkilerde. Birlikte inşa etmek. Evet. Yepyeni bir yapıyı birlikte inşa etmek. Yani bir 10 dakika mı? Aa, ne çabuk geçti ya. O zaman baklava mı aşure mi? Nasıl? Baklava mı aşure mi? İkisi tatlı de. Mı soruyorsunuz? Bizim gibi insanlar. Neli, baklava neli. Ya, bunu söylememiş miyiz? Bu danstan mı öyle oluyor? Hani löpür löpür tatları yiyip. Evet, yani dans maalesef. Edince mi öyle oluyor? Sağlıklı bir insanım aslında. Özümde iyi şeyler yiyip besleniyorum ama benim tatlıyla aram iyi maalesef. Şimdi aşure yenmez mi? Evet, aşure, iki oyunumuz var. Aşure ve baklava. Aşure kelimelerden çağrışım oyunu. Sonra önce aşure gelsin. Birlikte sorayım hatta. Bir tane alalım. Ha öyle şey sorumuz var. Ha öyle bir şey. Baklava geldi. Zamanı aşure geri almak mı? Zamanla kaybolmak mı? Oo. Zamanı geri almak mı? Zamanda kaybolmak mı? Ay zamanı geri almak tabii ki değil. Değil mi ya? Zamanda bilmiyorum, kaybolmak hayır, güzel tabii. Bence. Evet zamanda kaybolmak. Kendi zamanını keşfetmek. Hmm. Çok pat diye mi girdim? Yok ben de aynı şey. Zamanda kaybolmak demek ne demek ki? Zamansızlık mı yani? Zaman olmamışsın nedir o? Yani bilmem ki zamanı. Nasıl kendi zamanını belirlemek ne gibi düşündüm ben. Ne saçma sapan bunu kendi soranlara... zamanlamanı belirlemek gibi hissettim ama. Saymıyorum ben bunu ya bir tane daha gelsin. Zamanda kaybolmak. Zamanı geri almak mı, zamanla kaybolmak mı?
Net. Soru sorulacak bize. Adam bu soruyu soruyor. Evet, cevaplamamız lazım aslında. Kim ele geçirmiş onu? Ele geçirmiş. Oradaki soran çocuk beni programı ele geçirmiş. Bu çocuğu oraya getireyim. Hacker o, hacker. Nerede bulalım? Peki, bir şey soracağım Aslı Hanım. Zamanda kaybolmak mı, zamanı geri? Ay, zamanı geri meri alamam ya. Çok saçma, çok sıkıcı. İstemiyorum evet, geri. Evet, hiç. Beyza, benim zamanda kaybolmak mı, zamanı geri almak? Sayın seyirciler, peki ya zaman kaybolmak mı, zamanı geri almak mı? Bunu düşünün. Zamana meydan okumak. Vay. Bunun yenisini biz çekebilir miyiz sokağa çıkıp? Aa, sokağa çıkıp. Peki bir dakika, biraz zamana meydan okumak nedir? Yani estetikli dolaşmak mı? Ya şimdi aynı. Değil mi, kadın evet, ve estetik eylemi geldi değil mi gözünüzün? Zamana, hani zamanı çünkü şey, bak ve nasıl medyanın klişesi, zamana meydan okuyan sanatçı bıdı bıdı bıdı. Hmm. Ama illa estetikli mi canım o? Hayır, işte gözümüzde direkt öyle bir şey canlandı. Onu evet, söylemek istedim. Tabii kadınlar öyle oluyor herhalde. Zamanla meydan okumak nedir? İşte güzel bir şeymiş biraz önce söylediğiniz gibi. Yani aklı diri tutmak bence. Evet. Yani çağa ayak uydurmak. Evet, tabii. Aynen öyle. Yani galiba şey, hani bu yaşlanma dediğiniz şeyi yani çok biraz belki bahsetmek lazım. Çok yeni kaybettik maalesef. Yıldız Hoca derdi ki yani hayır, yaşlanmak da değil. Doğru ihtiyarlamak aslında, yani şey yapma, yani genç kalarak tecrübe almak aslında o. Çünkü o mesela bizim önümüzde öyle bir idoldü ki 85 yaşında, 86 yaşında ben asistanlığını yaparken hala sahnedeydi ve hala müthiş bir güçle, kendi işine aşkıyla ayaktaydı. İşte zamanı meydan okumaksa, alın size zamanı meydan okumak. Bunun altında ne bir estetikten bahsedeceğiz, ne bir başka bir katkıdan bahsedeceğiz. Hiçbir şey. Hayatı sevmek, çalışmayı sevmek, yaptığı işi sevmek ve müthiş bir çalışma azmi ve müthiş bir aşk esasen. İşine aşk. İşte bütün bunları topladığın zaman böyle bir anda zamanı meydan okumak işte oradan geliyor yani. Zamanı meydan güzel okumak deyince. Oldu. Değil mi? Evet. Ne şanslısınız. Bir anlık. Çok, çok şanslıyım, çok. 15 sene kadar böyle derler ya. Sihirli değneğini dokunduklarından. Aynen. Çok, çok değişik bir kadındı. Çok verdi bu memlekete. Çok. Yani bu memleketin marka değerine çok katkı sağlayan çok, bir isim çok. Yıldız. Ve yani her dönemde yani baktığınız zaman aslında 1928 doğumludur, hı-hı, Yıldız Hoca. İkinci Dünya Savaşı'nı birebir yaşamış. Ne oluyor? İşte herhalde 16-17 yaşındayken artık çok net hatırlayabileceği zamanlarda 20 yaşına kadar yaşamış ve dolayısıyla her şeyin değerini çok iyi bilirdi. Yokluğu bilirdi. Yoktan var etmeyi bilirdi. Hı-hı. Ve sanatını da hep onun üzerine kurmuştu. Ne müthiş bir insan ilişkisi herkesle. Herkesle mükemmel bir anlaşma, bir sözleşme. Ve toplumun her statüsündeki insanla ve herkese müthiş bir saygı. Düşüncesine, fikrine, dinine, onun ahlakına müthiş bir saygı. Ve dolayısıyla da öyle bir hocayla karşılaştığınız zaman yani devamlı olarak ağzınız açık kalıyor. Devamlı olarak şaşırıyorsunuz. Yani mesela küfretmeyi severdi. Doğru yerde öyle güzel küfrederdi ki ay keşke bir kez daha küfretsin derdiniz. Çünkü yani hak eden insan da bazen hani küfrü de hak eder ya, ama o kadar tatlı ederdi ki o küfrü. Çünkü her zaman etmezdi. Hmm. Beklerdi, 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 beklerdi. En doğru yerde, en doğru şekilde, en güzel üslupla karşı taraftaki de kızamazdı. Çünkü haklı olduğunu bilirdi. İşte bütün bunların hepsini böyle göre göre bizi böyle... Gerçi görmek de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok kızanlar da vardır. Mesela çok sert hocaydı. Her zaman beni biraz çok hırpalamıştır falan diyen çok arkadaşım var. Evet, demek ki hak etmişsin diyorum ben de çok. Biz de çok hırpalandık ama hırpalanmanın güzel bir şey olduğunu, bana katkısı olduğunu düşündüm hep. Oyunculuğuma, mesleğime, benimle uğraşmasını hep bir lütuf olarak gördüm. Daha çok uğraştı, daha çok çalıştım. Daha çok çalıştıkça daha çok öğrendim. Ben hep o tarafından baktım. Dolayısıyla da güzel bir buluşma oldu. Ne mutlu ki bana 15 sene kadar da asistanlığını yaptım. Aynı sahnede karşılıklı oynama şansına ulaştım. Yönetmen yardımcılıklarını yaptım. Turne yolculukları yaptık. Çok özel provalar yaptık. Çok güzel şeyler paylaştık. Çok güzel şeyler bıraktı. Bence sadece bize ve öğrencilerine değil. Hani şimdi hep derler hocaların hocası. Evet, pek çok hocam
Yıldız Hoca'nın esasen öğrencisiydi. Hep öyleydi. Ama sadece bence kendi öğrencilerine değil, ülkeye de, seyircilerine de hep bir şey öğretti. Önce bir tiyatro seyircisi olmanın ne demek olduğunu öğretti. Bence Türkiye'deki en büyük eksiği ne olduğunu söylerdi. Ki şimdi biz onların öğrencileri olarak Türkiye'de bir tiyatro seyircisinin karşılığında sahnelerde, dolu dolu sahnelerde oynuyoruz. Pek çok tiyatro salonu açılıyor. Pek çok ilimizde, ilçemizde yeni yeni salonlar açılıyor. Biz o salonlara gittiğimizde dolu salonlarda çok güzel tiyatro seyircileriyle karşılaşıyoruz. Bunlar hep işte müthiş bir bizim için keyifti. Aa, evet, saygıyla bir kere daha analım. Daha evet. Çok yeni kaybımız. Son yıllarda tabii onu tekrar tekrar izleme imkanı bulamadık ne yazık ki ama evet. Biz ona yetişen bireyleriz en azından, evet, öyle bir şansımız öyle. Vardı. Aynen öyle. Ay nedir o? Çok merak ettim. O zaman ne diyeyim? Mutluluklar, mesut bir hayat. Evet. Olsun yani.